İstanbul'da iskelethanede bir apartmanda kedi isyanı çıktı. İddiaya göre 3 yıl önce taşınan bir kadın evinde 20'den fazla kedi beslemeye başladı. Sesten ve kötü kokudan bıkan komşuları ne yapacağını şaşırdı. Sürekli miyavlıyorlar. Evin içerisinde 20-25 kadar kedisi var. Hanımefendi, burada mısınız? Çok aşırı ses geliyor. Herkese hakaretler ediyor. Ses de koku da dayanılmaz hale geldi. İddiaya göre evinde onlarca kedi besleyen komşu hepsini canından bezdirdi. Bu şekilde oturamıyoruz evimizde, yani evimizde huzur kalmadı. İçeride ne yaptığını bilmiyoruz. Çok pis kokular geliyor. Yaklaşık 3 yıl önce bir kadın kağıthanedeki bu apartmanın giriş katına bu daireye taşındı ve iddia göre taşınır taşınmaz da yanında birçok kedi getirdi ve o kedileri de dairede beslemeye başladı. Bu şikayetçi olduğumuz Aşın Hanım aynı zamanda bir eğitimci, öğretmen. Kapıyı açtı gibi kediler hemen fırlıyor, yani bir sürü kedi var. Binaya kokudan, pislikten zaten hiç girilmiyor. Bu kadar da hani insanları rahatsız etme hakları yok. Apartman sakinleri konuşup anlaşmak istese de bu hiç kolay değildi. İletişim kuramıyoruz ki, ağır kelimeler kullanıyor, küfür ediyor. Kokudan şuradan aşağı inemiyoruz, böyle iniyoruz. Buralar hep pisliyor, ben süpürüyorum. Biz ev sahibine söyledik, çıkmasını istiyor. Yani hiçbir şekilde çıkmıyor, hakaretler savuruyor sadece. O yol kapanınca bu sefer de başka bir yol denendi. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Veteriner, belediye, zabıta gitmediğimiz birim kalmadı ama hiçbir ilerleme yok. Toplanan imzalar da sonuç getirmedi. Apartman sakinleri son olarak dün gece yine kedilerin sesinden uyuyamadılar. Kadını uyarmak için kapısına çıktılar ama iddialarına göre tepkisiyle karşılaştılar ve polis çağırdılar. Dün gece artık tartıştık. Neredeyse dövecektik birbirimizi. Polisler geldi. Yani okuluna da gittik biz bu durumla ilgili. Kendisinin hakkında sayısız soruşturma olduğu söylendi. Şov Haber ekibi iddiaların odağındaki kadının kapısına gitti. Hanımefendi, burada mısınız? Hakkınızdaki iddiaları soracağız. Ne kapıyı açtı ne de telefona cevap verdi. Apartman kedi sesiyle inlerken komşular isyan etti. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir çaresine baksınlar.